Türk hapishanelerinde uzun bir süredir tecrit uygulamaları, işkence ve kötü muameleler, sürgünler, ağır hasta mahpusların tedavi edilmemesinin yanı sıra hapishanelerde hücrelerde tutulmaları, idari gözlem kurulu kararlarıyla mahpusların tahliyelerinin engellenmesi, infaz yapmalar, hapishanelerin kötü fiziki yapısı ve koşulları gibi sıralayabileceğimiz hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Gerek bu genel sorunların, gerekse başta İmralı F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda süregelen tecritin sonlandırılması ve Kürt meselesine demokratik çözüm talebiyle ülke genelinde farklı hapishanelerde tutulan birçok mahpus 27 Kasım 2023 tarihinde süreli dönüşümlü açlık grevi eylemlerine başladıklarını duyurmuşlardır. Açlık grevinin başlanmasından bugüne kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla 91 hapishanede en az 1997 mahpus açlık grevi eylemi yapmıştır. Açlık grevleri en az 5, en fazla 15'er günlük periyotlarla gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlar en az 76 hapishanede mahpuslarla da görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İhlaller alınmıştır. Bu raporumuzun içeriği de o görüşmelerden teşekkür etmektedir. Açlık grevleriyle ilgili tespit ve gözlemlerimiz, rutin sağlık kontrollerinin yapılmadığı, açlık grevinde olan mahpusların bazı hapishanelerde rutin günlük sağlık kontrollerinin hiç yapılmadığı, sağlık kontrollerinin yapıldığı hapishanelerde de revir hekimi tarafından yapılmadığı, bazen sağlık memuru ve bazen de görevli infaz koruma memurlarınca yapıldığı, greve uygun iaşeler verilmediği, grevde olan mahpusların bazı hapishanelerde hiç iaşe verilmediği, bazı hapishanelerde de tuz, şeker ve karbonat verilirken yoğurt, meyve suyu gibi iaşelerin verilmediği, vitamin ihtiyacının karşılanmadığı, açlık grevine giren mahpuslar için B1 vitamini hayati önem taşırken bazı hapishanelerde ise B1 veya B12 kompleks vitaminin hiç verilmediği, mahpuslara farklı disiplin cezalarının verildiği, açlık grevleri nedeniyle disiplin soruşturmaları açılmış, greve giren mahpuslara disiplin cezaları verilmiş, kültürel ve spor etkinliklerinden alıkoyma, disiplin cezaları verildiği gibi bazı hapishanelerde haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama şeklinde disiplin cezaları verilmiştir. Açlık grevi yapan mahpusların tecrit uygulamasına maruz kaldığı, özellikle bazı hapishanelerde açlık grevi yapan mahpusların diğer mahpuslardan uzaklaştırıldığı ve ayrı bir koğuşa bölüme alındığı gibi ihlaller meydana gelmiştir. Tespitlerin yapıldığı açlık grevine giren mahpuslara her hapishanenin yaklaşımının farklı olduğu, greve uygun sağlık kontrolleri yapılmadığı, greve uygun iaşeler verilmediği ve greve giren mahpuslara mahpusun derhal disiplin soruşturmalarına maruz kaldığı mahpusların aktarımlarıyla anlaşılmıştır. 27.11.2023 tarihinden itibaren açlık grevine giren mahpusların süreçleri yakından takip edilmiş ve bir takım sonuç önerilere ulaşılmıştır. Açlık grevi yapan mahpusların hapishane hekimi tarafından greve giren her bir mahpus için bir sağlık dosyası oluşturulmalı, ilgili mahpusun bütün sağlık verileri, boy, kilo, tansiyon, şeker, nabız ve varsa kronik hastalıkları, kullandığı ilaçlar tespit edilmeli ve grev süresince her gün kontroller yapılarak uygun oluşan farklılıklar not edilmelidir. Açlık grevi yapan mahpusların hapishane hekimi tarafından grevin bırakılması yönünde dayatma ve ikna yöntemlerine başvurmadan ve hasta hekim gizliliğine riayet edilerek açlık grevi yönünden tıbbi bilgilendirme yapılmalı ve bu yönde bilgilendirme onan formunun da sağlık dosyası arasına alınmalıdır. Açlık grevine giren mahpusların talebi doğrultusunda grev süresince tüketilecek iaşeler, tuz, şeker, karbonat, meyve suyu, ayran ve yoğurt gibi günlük olarak yeteri oranda iaşe verilmelidir. Açlık grevine giren mahpusun uzun süre aç kalmalarından ötürü nörolojik bozukluklar şeklinde Wernicke-Korsakoff hastalığına yakalanma ihtimalleri oldukça yüksek olduğundan B1 vitamininin kesinlikle verilmesi gerekmektedir. Günlük 2 tablet şeklinde toplam 500 mg B1 vitamini olmalıdır. Açlık grevi yapan mahpusların açıklanan 1, 2, 3 ve 4 numaralı hususlarda yeterli bilgiye sahip olmaları için sağlık hakları bağlamında Türk Tabipler Birliği tarafından hazırlanmış açlık grevi sırasında dikkat edilmesi gereken konular adlı bilgi notunun mahpuslara ulaştırılmasının engellenmemesi gerekmektedir. Hapishane idaresi bu bilgi notunu isteyen her mahpusa vermelidir. Açlık grevine giren mahpusların sağlık kontrollerinin bağımsız hekimlerce yapılabilmesi amacıyla bu doğrultuda kurulacak komisyonların hapishanelere girişlerine izin verilmelidir.
Dünya Tabipler Birliği'nin açlık grevi eylemleriyle ilgili Malta bildirgesinde yer aldığı gibi açlık grevleri genelinde taleplerini başka yollardan ortaya koyma imkanları bulamayan kişilerin başvurdukları bir protesto biçimidir. Hükümlüler ve tutuklular önemli bir süre için besin almayı reddederek yetkililerin kamuoyundaki görünümüne olumsuz bir yön katarak belirli hedeflere ulaşmak isteyebilirler. Bireysel yapılabileceği gibi kalabalık gruplar halinde de yapılır. Dolayısıyla Anayasa'nın 26. maddesi bağlamında hapishane işleyişine zarar vermeyen, süre gelen hapishane yaşamını zorlaştırmayan, sadece kendisine uzatılan yemeği yememek şartıyla sessiz protesto kendini karşı davranışı ifade etme yetisini, bedensel özelliğini kullanan mahpusun korunan bu alanına müdahalenin hak olabilmesi için bozulan düzenin ne olduğu ve ifade özgürlüğüne üstün kamu adına dengenin bozulduğunu gösteren bir hal aldığında açıkça neler olduğunu ortaya konulması gerekmektedir. Aksi takdirde şiddetsiz ve zararsız bir hak kullanımına karşı açlık grevi yapmak şeklinde ifade edilen eylem, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddesinde yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında korunulduğu düşünüldüğünde Anayasa'nın düşünce ve kanaat hürriyeti başlıklı 25. ve düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin yer aldığı 26. madde kapsamında değerlendirilmesi öncelikli bir zorunluluktur. Dolayısıyla hapishane düzen ve işleyişine hiçbir zararı olmayan bu pasif eylemden ötürü mahpuslara disiplin soruşturmaları açılmamalıdır. Açılan disiplin soruşturmalarının derhal geri çekilmesi gerekmektedir. Teşekkürler arkadaşlar. Sunmak istiyorum.